19 Mayıs Üniversitesi 40. yılında sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor sevgili seyirciler. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Tıp Fakültesi Hastanesi Şiir Kulübü Yağmur Yüklü Bulutlar adlı şiir dinletisiyle şiir severlerle buluştu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Bekir Selçuk öncülüğünde hastane personelinden oluşan şiir kulübü Yağmur Yüklü Bulutlar isimli şiir dinletisi düzenledi. Bilmezdin neden bazı saatler Alaturka vakitleri ayarlı, neden kalkus sergilerle lüküs yanar, yazdı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma, tokat aklıma bile gelmezdi babam 15'li olmasa. Güneş erken gider sabah geç gelir, uykusuzluk delikanlıya hiç gelir de, yeryüzüne bakmak güç gelir ve saklar kendinden bile düşlerini. Uyanıkken gördüğü ve düş sandığı bekleyişlerini, ağlayışlarını. Kampüste akşam erken olur Samsun'da. Saatler sabah erken kalkmaya, düşler sevdaya kurulur. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni sevdiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden, sular tersin tersin akar. Ateşin içinde gül açılmış. Servi büyür, ardış büyür, çocuk büyür. Anne! Anne! Annesi! Ruhunda, ruhuma eğilir. Hırsını kapılardan, camlardan aldı Recep. Tekmeledi, taşladı, kırdı, kudurdu. Kızgın bir ayı gibi çekilip gitti sonra. Homurdandı, sövdü, durdu. Döndü Kara Süleyman harmandan yorgun argın. Baktı bütün çerçeveler ve camlar kırık. Ali'nin yüzünde sarı bir korku. Karısında kızında öldüren bir hıçkırık. Ülkemizin önde gelen şairlerinin şiirlerinin okunduğu gecede Haber Radyo Dönence program yapımcısı Kaan Ali Kolcuoğlu, Samsunlu şair Tolga Uçar ve şair, yazar ve yönetmen Ersin Erge de davetli olarak geceye konuk oldular. Başhekim Profesör Doktor Mustafa Bekir Selçuk geceyle ilgili olarak mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundu. Başhekimlik personeli olarak arkadaşlarımız sosyal etkinlikleri devam ediyor. Bu ikinci şiir dinletimiz. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Maksadımız bütün personel arkadaşların günün yorgunluğunu, haftanın, ayların, yılın yorgunluğunu bir günde olsa gidermektir. Buradaki şiir okuyan arkadaşların hepsi bizim başhekimlik personelinden. Öncülük siz yapıyorsunuz. Öncülük biz ve müdür arkadaşımız Halis Bey yapıyor. Katımdan memnun kaldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bütün üniversiteye açılmayı düşünüyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Ataol Behramoğlu'nun şiirlerini yorumlayan hastane personelinden Yeliz Karaerkek geceyle ilgili şu şekilde konuştu. Ben Yeliz Yüksel Karaerkek, hasta kabul biriminde çalışıyorum. Önce dinlemeye gittim arkadaşları. Sonra çok hoşuma gitti dinlerken. Söylediler ki hadi sen de söyle. Sonra bir söylemeye başladım. Bir daha durduramadım kendimi. Şiir okumak çok güzel. Bir de okurken yaşıyorsanız çok güzel yani. Tabii böyle dinletebilmek de çok güzel. Şiir dinletisi çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.